Keloğlan ve kokulu çiçek. Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda uzak köylerin birinde annesiyle birlikte yaşayan bir Keloğlan varmış. Bu Keloğlan'la annesi evlerinin bahçesinde yetiştirdikleri sebzelerle ve tarlalarında yetiştirdikleri buğdayla hayatlarını sürdürürlermiş. Fakir bir hayat sürerlermiş ama Keloğlan bunu etrafındaki kimselere söylemezmiş. Etrafındakilere hep krallar gibi yaşıyoruz. Çok güzel yemekler yiyip içiyoruz dermiş. Bu Keloğlan çok akıllı makıllı birisiymiş. Akıllı olduğu kadar da çalışmayı hiç mi hiç sevmezmiş. Annesi Keloğlan'dan bahçeden bir sebze istese Keloğlan oturur uzun uzun düşünürmüş. Bahçeye gitmeden o sebzeyi buraya nasıl getirebilirim diye. Ama annesi bu durumu hiç mi hiç sevmez. Keloğlan'a bundan dolayı çok kızarmış. Günler böyle birbiri ardına gelip geçerken Keloğlan'ın annesi bir gün çok hasta olmuş. Ve evdeki bütün iş bizim Keloğlan'a kalmış. O tembel mi tembel, çalışmayı hiç sevmeyen Keloğlan gitmiş yerine çalışkan, her şeyi kendi başına hızlı bir şekilde yapan bir Keloğlan gelmiş. Annesi yattığı yerden Keloğlan'dan ne istese Keloğlan onu hemen yapıyor. Annesinin bir an evvel iyileşmesi için ona birbirinden güzel çorbalar da pişiriyormuş. Bu durum böyle günlerce devam edince Keloğlan artık yorgunluktan bitap düşmüş. Bir gün bahçede bir iş yaparken şöyle ağacın gölgesine oturmuş. O sırada ağacın dalına konan bir kuş Keloğlan'a şöyle seslenmiş. Hey sen oradaki çalışmayı sevmeyen oğlan. Çalışmak çok zor değil mi? Deyince Keloğlan çok şaşırmış. Ben uyudum da rüya görüyorum herhalde demiş kendi kendine. Böyle deyince de ağacın dalındaki kuş ona tekrar seslenmiş. Hey, sen benim söylediklerimi duymuyorsun herhalde. Rüyada falan da değilsin bu arada. Sen saraydaki prensesin başına gelenleri duydun mu? Kızcağız çok kötü bir hastalığa yakalanmış. Bir türlü mutlu olamıyormuş. Babası kral. Çok uğraşmış, çabalamış ama prensesin hastalığına bir çare bulamamış. En son prensesin hastalığını iyileştirene, onu mutlu edip güldürene kızını vereceğini söylemiş. Kızını mutlu edecek kişiyi kendine damat olarak alıp kızıyla birlikte evlendireceğini, onlara çok güzel bir düğün yapıp hayatları boyunca da onlara kol kanat gereceğini söylüyor demiş. Bizim Keloğlan kuşun söylediklerini duyar duymaz hemen havalara zıplamaya başlamış. O anda annesinin daha önce söylediği çiçekler aklına gelmiş. Az ilerideki dağın yamacında açan çiçekleri gidip büyük bir hızla toplamış. Topladığı çiçeklerin prensesi mutlu edip güldürebileceğini biliyormuş Keloğlan. Ve topladığı çiçekleri bir araya getirip bir demet yapmış ve sarayın yolunu tutmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş ve sarayın kapısına varmış. Sarayın kapısına vardığında görevliler onu içeri alıp padişahın huzuruna çıkarmışlar. Keloğlan'dan önce birçok kişi gelip mutsuz prensesi mutlu edebilmek için çok çabalamışlar ama bir türlü başarılı olamamışlar. Keloğlan padişahın huzuruna çıkar çıkmaz elindeki çiçekleri prensese uzatıp size çok güzel çiçekler topladım. Sizin kadar güzel değiller ama umarım hoşunuza gider demiş. Prenses çiçekleri alıp kokladıktan sonra bütün mutsuzluğu geçmiş. Hatta kahkahalarla gülmeye başlamış. Prensesin böyle mutlu olması kral ve kraliçe ile birlikte orada bulunan herkesi mutlu etmiş.
Prenses artık çok mutluymuş. Kral da bunun üzerine sözünü tutmuş. Prenses ve Keloğlan'ı çok güzel bir düğünle evlendirip onları saraya yerleştirmiş. Bir masalda da Keloğlan prensesle evlenmiş oldu. Köyde fakir bir hayat süren annesini de yanına alan Keloğlan ömrü boyunca prensesle mutlu bir hayat yaşadı. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri Keloğlan'a, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone ol ve videoyu beğen.